This is the future. Metin 2 TR Rabbi'nin 8. bölümüyle daha sizlerleyiz. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada ben iyiyim, umarım sizler de iyisinizdir. Keyifler yerindedir diye temennimizi edelim. Ufaktan da videomuza doğru geçeceğim. Geçerken de bir like, bir de abonelik bırakırsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Cidden arkadaşlar, bu ara izlenmelerimiz, işte beğeni sayımız falan bayağı bir düşmüş durumda. Eğer sizler bizlere destek amaçlı like ve yorum atarsanız videomuz daha çok öne çıkar ve daha çok kitleye ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Çok fazla uzattık, videomuza doğru geçiyoruz. İyi seyirler dilerim. Şimdi oyunda Robin etkinliği başlamış arkadaşlar. Robin de biliyorsunuzdur az buçuk. Yere düşen nesneleri toplamaya yarıyor. Yani AFK farmında birebir diyebileceğimiz düzeyde güzel bir pet. Bir arkadaşımıza iki demirci karşılığında bir tane düşürdük. Şimdi de kendimize düşüreceğiz. Yine müşteri bulabilirsek onlara da düşürmeye çalışırız. Beceri kitaplarımızı falan da alıyoruz. Şöyle bakalım. Bir tane kutsama var düzgün olarak. Şöyle bambu derisi ayakkabımıza bakalım. Bunda da bir şey yok. Bakalım bu metinden atacak mı? Bir tane kırmızı bayrak geldi. Sıkıntı yok. Bakalım hangimize düşerse artık. Onun herhalde sırlar yüzü falan yok. Takır takır seviye atlıyor. Beceri kitabı bizde Robin var mı hocam? Robin yok gibi. Beceri kitabımıza bakalım. Hafif adım. Evet, metinlerimizi seri seri eritiyoruz. Bakalım kayıtta geliyor mu Robin'imiz? Gelmezse artık kayıt dışı düşürüp öyle açacağım kaydı. Beceri kitabımız var. Şöyle bakalım. Evet, düşmemiş bu sefer de. Beceri kitabımız kılıç darbesi falan. Aynen, kılıç darbesi gelmiş arkadaşlar. Yani bu demircileri aldığımız arkadaşa 3. metinden düşürmüştük. Bittik herhalde, orada şansımızı kullanmış olabiliriz. Bu arada Robin düşürmeyi denerken hava kılıcı da düştü arkadaşlar. Bayağı formumuzdayız. Evet, çok fazla yormadan Robin'imiz de geldi arkadaşlar. Bu şekilde sandık halinde gelmediği için ticaretini yapamıyorsunuz. Bu şekilde geliyor arkadaşlar. Atılmıyor da yani. Direkt envanterinize gelen bir şey. Şöyle çağırdığımızda da, evet, şöyle tekrar çağıralım. Çağıramıyoruz mu? Şu anda binek petini çağıramasın diyor. Niye çağıramıyoruz? Porki olduğu için mi çağıramıyoruz acaba? Evet, porki olduğu için çağıramıyoruz arkadaşlar. Şöyle Robin'imiz otomatik olarak yanımıza geldi. Yerdeki ıvır zıvırları da alalım abi. Oyunumuzda biliyorsunuz nesne marketi kullanırken kaplan parasına da ihtiyaç duyuyoruz arkadaşlar. Kaplan parası da cidden oldukça değerli diyebiliriz. Şimdi de sizlere kaplan parasını nasıl, yani çok az emek harcayarak kolay yoldan elde edebileceğinizi göstereceğim. Yani nasıl elde edebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Bunu da nasıl yapacağız? Tabii ki görev penceresinde yapacağız. Buradan normal erişim diyeceksiniz arkadaşlar. Siz yani erken erişimle girdiyseniz buradan server fiste de tıklayarak devam edebilirsiniz. Biz normal erişimden gidiyoruz arkadaşlar. Sizlere öyle söyleyeyim. Bu alanda genellikle arkadaşlar patron yen diye görev geliyor. Genellikle değil, her görevde geliyor diyebilirim. Zaten 3 ya da 4 görev geldi ve bu görevlerin hepsinde de patronu yen vardı. Kiminde 15 tane diyor, kiminde 25 tane diyor arkadaşlar. Yani sonuç olarak patronu yen görevi geliyor ve sizlere ödül olarak verdiği de gayet değerli ödüller. 20 kaplan parası, işte Cordraconus veriyormuş. Öbüründe ne veriyor? Onda da 20 kaplan parası kötürü kovma kağıdı veriyor arkadaşlar. Bunu yine yan hesaplarınızdan tekrarlayarak yapabiliyorsunuz. Şimdi sizlere göstereceğim nokta tam da olarak burası arkadaşlar. Patronları yen kısmı. Patronları yen olarak da gördüğünüz gibi arka tarafımızda maymunlar zindanı var. Maymunlar zindanına girerek kaya maymunu keseceğiz. Yani kaya maymunu kesseniz dahi görevi kabul ediyor. Ben daha önceden denediğim için biliyorum arkadaşlar. Sizler hani 65-70 level olsanız dahi kabul ediyor. Uzun uzadıya gidip de seviyenize uygun boss bulmaya çalışmanıza gerek yok. Hatta ben kaya maymunu keserken bile çok fazla oyuncunun olmadığını düşünerekten sarıların ikinci köyüne geldim arkadaşlar. Sizler de hani sarıların ikinci köyüne gelebilirsiniz. Şöyle haritayı da açayım. Haritadan da bu alandayız. Zaten çölden geldiğinizde hemen yaşlı adamın bir tık yakınında diyebiliriz. Bilmeyen arkadaşlar için kolay maymun zindanının sonuna nasıl gidilir onu da göstermeye çalışacağım. Hemen maymunlar zindanına bir girelim. Şimdi maymunlar zindanına girdikten sonra arkadaşlar dümdüz devam ediyorsunuz. Zaten ilk aşamada sola bir yol ayrılıyor. Siz o yoldan dönmüyorsunuz. Direkt olarak karşıdaki portala giriyorsunuz. Zaten portal gelmeyene kadar dümdüz karşıya gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hatta sizlerle birlikte bir gidelim. Aslında kolay maymun zindanının sonuna gitmek oldukça basit. Ama yine de bilmeyen arkadaşlar için göstereceğim bu video içerisinde. Gördüğünüz gibi hiç sağa sola sapmadan dümdüz devam ediyoruz.
Karşımıza birazdan bir portal çıkacak. O portaldan da direkt olarak karşımızdakine gireceğiz arkadaşlar. Hiçbir şekilde sola sapmayacaksınız. Ta ki portal düz duvarla değişene kadar, yani düz bir duvar gelene kadar dümdüz gideceksiniz. Şimdi zaten bir portal daha geldi. Hemen bu portaldan da geçelim. Hop, bundan da geçtik. Bu arada ileri mi gidiyorum, abi geri mi gidiyorum diye bazen yanılgıya düşebilirsiniz. Öyle bir yanılgıya düştüğünüzde de slotların seviyesine bakın. Eğer slotların seviyesi artıyorsa doğru yoldasınız. Düşüyorsa da geriye doğru gittiğinizin anlamını taşıyor arkadaşlar. Yine ilerleye doğru gitmeye devam edelim. Şöyle geçelim maymunların arasından. Bu portaldan da geçtik. Aman ha, dikkat edin, geriye falan girmeyin. Bak, fark ettiyseniz 25 leveldi az önce. 27 levele çıktı slotların seviyesi. Bu alana geldiniz. Bu alanda da yine bozmuyorsunuz arkadaşlar. Sağa falan dönmüyorsunuz. Yine de dümdüz devam ediyorsunuz. Sağa sola sapmak yok. Yine dümdüz gidiyoruz. 29 level generallere geldik şu anda. Evet. Bu alana geldik ve gördüğünüz gibi karşımızda portal yok arkadaşlar. Portal yok. Bu alana da geldikten sonra sol taraftan dönmüyorsunuz. Devam ediyorsunuz. İkinci aradan sola dönüyorsunuz. Şöyle geçelim buradan. Evet, şuradan geçtik hocam. İkinci aradan devam ediyoruz. Bu arada bütün kolay maymun zindanlarında arkadaşlar bu şekilde gidiliyor. İkinci aradan sola döndük. Ardından dümdüz devam ediyoruz sağdan. Sola dönüp ardından sağ yaptık bu arada, kafanız karışmasın. Şimdi buradan geçtiğimiz gibi direkt kaya maymunun odasındayız gördüğünüz gibi. Bu kaya maymununu da kestikten sonra 10 veya 15 dakika sonra otomatik kendini yeniliyor. Yani uzun uzadıya beklemenize gerek yok. 6C'dekini kesin, hemen çıkış atın, bir 10-15 dakika kendini yenileyecektir. Eğer hesabınız çok sağlam değilse arkadaşlar böyle binek üzerinden de kesebilirsiniz. Zaten iki vurmaya gitti görüyorsunuz. Bunu böyle her kestiğinizde otomatik olarak sayacaktır. Toplamda 6C var az önce de belirttiğim gibi. 6C'yi de kestikten sonra oyundan çıkış atın arkadaşlar şuradan. Bir 10-15 dakika sonra girin, zaten otomatik yenilenecektir. Kayıt dışı şöyle bir tane SK almıştım, artı 5 şeklinde. Ulan nereden aldık, nereden ettik bilmiyorum. Artı 6'ya basmaya çalışıyorum. Bir türlü geçmiyor. Zaten kalkanı 40 m falan aldım arkadaşlar. Basımına böyle 60-70 m falan harcamışımdır. Size öyle söyleyeyim. Az önce de 150 m falan yükseltmiştik para birimimizi. 90 m düştü. Kutsama kağıtları falan çektik. Zırhımızı da biraz basmayı denedik. O da aynı ölçüde yanıyor. Yine kayıt dışı kutsama kağıdı eventi vardı. Birinci köyde biraz ona katılmıştım. Ondan gelen kutsama kağıtlarıyla bastım. Yine geçmedi. Şimdi sizlerle birlikte biraz zorlayacağız. Yani çok yükseklere atmayı planlamıyorum açıkçası. Yani artı 6 zırhı da artı 7 yapsam kafidir ama onu bile beceremiyoruz. Şöyle gene sizlerle birlikte dediğim gibi bir deneyelim bakayım, şöyle bir artı 5'e. Hadi artı 6 olur musun kankam? Bak, artı 6'ya bile yanıyorsun ya. Artı 5 oldun. Hadi artı 6 ol. Bununla fazla uğraşmayız. Kalkanı artı 6 yaparız. Güzel, bu artı 6 oldu. Şu kalkanı da bir gidelim. Bir önce savaş kağıdı üretelim. Şimdi savaş kağıdımızı ürettik. Şöyle bastık hocam bunu. Tekrardan artı 5 yapıyoruz. Bayağı bir de örümcek bacağı aldım. Bak görüyorsunuz ya. Israrla artı 6'ya geçmiyor. Tekrardan artı 3'e düştü. Ya nasıl olacak bu, hiç bilmiyorum. Herhalde en son bunu artı 5'te falan bırakacağım gibi duruyor. Ulan yemin etmiş sanki artı 6'ya geçmemeye. Şimdi C1'de şöyle 3 tane daha kutsama kağıdı çektim arkadaşlar. Hadi deneyelim bakayım C1'de. C1'de zaten lock'tan item geçmiyor. Onu da anlamış değilim. Şimdi hesabımızı ayarladık. Kata geldik. Şu anda yılan okçuların olduğu alandayız arkadaşlar. 76 ateş direncimiz var. Şöyle sizlere ufak ufak göstereyim gene itemlerimi. 2 Epsonlu 500 HP geldi bu arada arttırma eklerken. Bambu derisi ayakkabımız var. 10 ateşli gümüş bileziğimiz. Yine kendinden 10 ateşli tahta kolyemiz var. Burası direkt 30 ateş sağlıyor. 15 ateş zırhımızdan, 45 ateş. 30 da kostüme kafalımızdan geliyor. 75 yapıyor. %1 de muhtemelen kahramanlık madalyasından geliyordur diye düşünüyorum. Arka tarafta gördüğünüz gibi tejderimiz var. Bir haftalık otomatik av çektik. Onun dışında üçüncü elleri falan şöyle toplu bir paket varmış arkadaşlar. 24 hep karşılığında. Bir günlük olarak onları çekebildim. Normalde bir haftalık sitede çekecektim ama
55 hep olduğu için çekemedim. 61 hep biliyorsunuz bir haftalık strateji. Her neyse uzatmadan şöyle bir şansımızı deneyelim bakalım. Hesabımız kesebiliyor mu? Zaten otomatik hava bırakacağım ama gene de bir denemek istedim açıkçası. 76 ateşte bakalım neler yapabileceğiz. Hesabımız da böyle sabaha kadar kasılacak. Şu anda gece 3 sıralarındayız arkadaşlar. Hatta isimleri falan da kapatayım, hesabımız kasma yapmasın bilgisayarımız. Bir grup çektik bakalım. Ya Allah ya Bismillah. Evet. Bir can gidiyor, geri geliyor falan bir şeyler oluyor. Dayanıyor muyuz? Vallahi baya baya dayanıyor abi hesap. Beklediğimden iyiyiz arkadaşlar, sizlere öyle söyleyeyim. Ama okçular kenardan vurduğu için ölüyoruz abi. Kenardan okçular vurduğu için ölüyoruz. Bence gene de iyiydi arkadaşlar. Bayağı dayandığımızı düşünüyorum. Zaten dediğim gibi otomatik avda olacağı için problem çıkarmayacaktır. Şimdi ikinci katta şöyle bir oda buldum. Bir arkadaşımız otomatik hava bırakmış. Bakalım burada şansımızı deneyeceğiz. Hesabımız ne durumda diye. Burada okçu muhabbeti falan da olmaz arkadaşlar. Şöyle deksimize falan da basayım. Hesabımızı tekrardan bir deneyelim bakalım ne olacak ne bitecek. Şu köşede kesersek bence hiç zorlanmayacağımızı da düşünüyorum. Bunun dışında nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. Şu lisan yüzünden bir kurtulalım hocam. Evet, şöyle kahramanlık madalyasını da takalım yanına. Şu köşeye bir geçelim slotları çekerekten. Buna basalım. Şöyle delici kritiğimize de basalım bu sefer. Kalmasın. Şöyle çektiğimizde bakalım ne olacak ne bitecek. Bu arada eksimiz de gayet iyi geliyor arkadaşlar. Hesapta ölmüyor yalnız. Vallahi ikinci katta dayanıyoruz şu anda. Sevdiğimiz bir senaryo hocam. Sevdiğimiz bir senaryo. Eksimizi falan taksak aslında bayağı bir XP gelecek gibi duruyor arkadaşlar. 76 ateşle bile iyi dayanıyoruz. Şu anda 150 XP'deyiz. Üste giden işte bilgelik iksirlerini falan da basmadım. Burada %100 XP veren üste giden tejderimiz işte bilgeliklerimiz falan da duruyor arkadaşlar. Onları da birazdan tam anlamıyla kasılmaya bıraktığımızda basmayı planlıyorum. Şimdi 3. kata geldik arkadaşlar. 3. katta bayağı şu an boş gibi duruyor. Yerlerde yankılar falan da yok. Muhtemelen hesap burada yatar ben size söyleyeyim. Ama gene de şöyle adettendir şansımızı deneyelim. Level atlarsa kurtarabilir miyiz diye düşünüyorum şu anda. Ama slotlar ölmüyor arkadaşlar. Bayağı güçlü buradaki slotlar. Biz de ölmüyoruz. Level atladık, bir tur kurtardık gibi arkadaşlar. Bir tur kurtardık gibi duruyor. Vallahi bu Sura'nın hakkı ödenmez. Simya falan da yok arkadaşlar. Yani 75 ateşle bayağı dayanıyor. Defansımız da düşük yani. Dolu dolu bir odayı kestik diyebiliriz. Yani level atladı bir tık, oradan kurtardık ama gene de iyiydi diye düşünüyorum. Şunu da atalım direkt yere abi, bakalım. Böyle düşen bir şey var mı? ETP düşüyor zaten. Güzel. Bu arada hesabımız 47. seviyeye ulaştı. Burada otomatik avı bırakırım zaten. Otomatik avda bir sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum. Ardından gelecek video sizlere hesabın kaç level olduğunu falan gösteririm. Ufaktan da videomuzun sonuna doğru gelelim. Umarım ilginizi çeken güzel bir video olmuştur. Kayıt dışı arkadaşlar çok fazla şey yapıyorum. Hani sizleri de sıkmak istemiyorum. O yüzden geliştiğim yerleri göstermeye çalışıyorum. Emeklerimiz için ve videonun devamlılığı için bir like, bir de abonelik bırakırsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.